arkadaşlar, benimle inanılmaz deneyler yapmaya ve yeni bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? Bugün yapacağımız deney, hadi başlayalım. Şişteki balon. Balonla oynamak çok eğlenceli. Onunla oyun oynayabilir, etrafı süsleyebilir, hatta yeteri kadar büyük ve özelse içine binerek gökyüzünde bile gezinebiliriz. Kılçık da herkes gibi balonla oynamaya bayılıyor. Aa, ne oldu? Kaktüsün yapraklarında küçük dikenler bulunduğunu unuttun mu yoksa? Bu dikenler balonunu kolayca patlatabilir. Sana çok ilginç bir bilgi vereyim mi? Sivri bir cismi balonu patlatmadan içinden geçirmek aslında mümkün. Nasıl mı? Haydi deneyelim. İhtiyacımız olan malzemeler, tahta bir çöp şiş, denemek için birkaç balon ve az miktarda sıvı yağ. Önce balonumuzu şişirelim. Şimdi çöp şişin sivri ucunu sıvı yağa batıralım. Ve balonu şişirdiğimiz ağız kısmının tam karşısından yavaşça balonun içine doğru sokalım. Bu sırada şişi döndürürseniz balonun içine daha rahat girer. Ve şimdi de ağız kısmının yanından aynı şekilde yavaşça döndürerek çıkaralım. İşte bu kadar. Gördün mü? Gördün mü? Balon kauçuk ağacından elde edilen lateks malzemesinden üretilir. Bu da balonun çok esnek olmasını sağlar. Şişirildiğinde ise yan yüzeyleri ağız ve uç kısmına göre daha gergin olur. Şişimizi balonun ağız kısmından değil de gergin yan yüzeyinden batırırsak balonun içindeki hava aniden dışarı kaçar ve balon patlar. Fakat ağız ve uç kısmı o kadar gergin olmadığı için bu bölgeyi yavaşça delerseniz balon patlamaz. Ve böyle şişte bir balona sahip olursunuz. Dikkat et kılçık, sakın şişi çıkarma. İşte başarıyla tamamlanmış bir deney daha. Bir sonraki deneyimizi kaçırmamak için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın. Öğrenmeye devam edelim. Hoşça kalın.